Efendim, üçüncü bölümümüzde tekrar beraberiz. Başkanım, yollardan gireceğiz. Şimdi yazlıkçı vatandaşlarımızdan ve Kocaelililerden de bir şikayet var. Yollarda işte tozlar var, tozlu yollar ne zaman yapılacak gibi serzenişler var. Yollar noktasında bir açıklama yaptınız ama daha detaylı bir. Evet, vatandaşın şu anda %43'ü. Kocaeli'nin en önemli problemi ne dediğimiz zaman merkezdeki 6 mahallemizde yol diyor. Haklı olarak. Sonuna kadar da haklılar. Yılların problemi. Yol, toz, tozdan kurtulmadık. Yılların problemi. Açıklamayı ben tekrar tekrar yapmak istiyorum ve seyredenlerin de konusuna komşusuna anlatmasını istiyorum. Sağ olsun Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu yıllar önce yapmış olduğu girişimler, dönemin belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, il başkanlığı, Adalet Kalkınma Partisi'nin il başkanlığı ve o dönemin buradaki AK Parti ilçe teşkilatının girişimleriyle bir doğalgazın altyapısı yapılmıştı. Ben de seçim sürecinde ben de dahil oldum. O noktaya, hangi noktasına dahil oldum? Eğer belediye başkanı seçilirsem bunun takibi noktasında belediye olarak yapmam gereken noktalarda önünü açmak için, hızlandırmak için elimden geleni yapacağımla ilgili beyanatlarım da olmuştu. 31 Mayıs itibariyle Korkuteli'mizin doğalgaz ihalesi yapıldı. Proje ihalesi yapıldı. Ve inşallah da Kasım sonuna doğru projeler bitmiş olacak. Kasım sonunda ihale yapılacak ve Ocak ayı itibariyle, yani 2020'nin Ocak ayı itibariyle merkezdeki 6 mahallemizin tamamına giriş yapılacak. Kazılacak her taraf. Köstebek yuvası gibi olacak. Yani kaldırımlar, yollar, evlere girerken brajmanlarını getirmeye çalışacaklar biliyorsunuz. Her yer delik deşik olacak. Üstüne tabii böyle bir şey, böyle bir imkan, böyle bir şey Kocaeli için çok önemli. Yani doğalgaz işi. Hemen bakanımıza teşekkür ziyaretine gittiğimiz zaman milletvekilimiz Abdurrahman Başkan ve Adalet Kalkınma Partisi ilçe başkanı Kemal Sancaktar'la gittiğimiz zaman ben Sayın Bakanıma dedim ki bakanım çok teşekkür ediyoruz doğalgaz için ama bir talimat daha verseniz de şu elektrik direklerimizi ve hatlarını yer altına alsak dedim. Hatta espri de yaptı. Ya dedi, başkan dedi hani bizim milletvekilimiz Abdurrahman Başkan'a hitaben dedi ya başkan da dedi teşekküre geldi bir çikolata istedi şimdi şey istiyor dedi ama sağ olsun kıramadı. Hemen mantığını da anlattık. Yani hazır kazılıyor. Bir daha kazılmasın tarzında. Şimdi elektrik direklerinin de yer alınması için bir kazı aynı anda başlayacak. Tabii hemen geldim ve Telekom bölge müdürümüzle sağ olsun il başkanımız Millet Hareket Partisi il başkanı Mustafa Aksoy beyefendiyle beraber Telekom'un bölge müdürüyle de onu anlattık. Şimdi doğalgaz için kazılacak, elektrik için kazılacak. Hadi siz de gelseniz de yatırımları 2020 bütçenizin yatırımlarını Kocaeli'yi öngörseniz daha çok. Ve o da hay hay dedi. Ekipleri geldi hatta. Geçen hafta çıktılar. Ekipleri de bütün fizibilitelerini bitirdi. Şimdi Telekom da kazacak. Şimdi ben bunu aynı şekilde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Bey'e de söyleyeceğim. Diyeceğim ki bakın 3 kurum aynı anda Ocak'ta çalışıyor. Siz de ASAT üzerinden yatırım planlamanızı, 2020 yatırım planlamanızı Kocaeli'de yüklenirseniz biz de yardımcı olalım Kocaeli Belediyesi olarak makine, iş, ekipman, iş makinesi anlamında. Eksiklerimizi, gediklerimizi kapatalım ASAT olarak da. Onlar da kalsınlar. Yenilenmesi gereken hatlarımız varsa yenilelim, güçlendirmemiz gereken yerler varsa güçlendirelim. Ama pis su, kanalizasyon ama içme suyu noktasında siz de kazın. Ve bu 14 aylık bir süreç. Ocaktan itibaren. Bu 14 aylık süreç içerisinde bu kurumları ASAT da kabul ederse 5 kurum. Ama plan bütçesini alamazsa 4 kurum. Komple köstebek yuvasına döneceğiz. Çile çekeceğiz. Yani büyük çile çekeceğiz. Daha büyük toz olacak. Daha büyük sıkıntı olacak. Göreceksiniz kaldırımlardan eve geçerken atlayacağız. Arabalarımızı istediğimiz gibi evimizin önüne belki bir iki akşam koyamayacağız o sokakta. Yan sokağa koyacağız. Geçmiş dönemde kanalizasyon çalışmalarında
yaşadık zaten bunları. Evet. Şimdi bu 14 aylık süreç içerisinde sıkıntıyı çekerken şu anda mevcut olarak daha önce kaldırılan yollar var asfalt yapılmak için. Veya asfaltın bozduğu yerler var. Bunlar zaten problemli olan yerler şu anda. Yani Uzunoluk'ta hala var, aşağı pazarda belki her tarafta var. Hani altı mahallenin altısında da var. Ama ne kadar kıssalar da ben bu milletin 58 bin kişinin 1 TL'sini boşa atmak istemiyorum. Boş olacak çünkü statik kaplama da yapsanız. Para olsa sıcak asfalt da yapsanız. Taş da döşeseniz. Zift de atsanız. Bunlar gidecek. Ve bu giden para bizim paramız. Dolayısıyla ben rica ediyorum. Diyorum ki sabredelim. 20 sene, 30 sene, 40 senedir bu noktada zaten muzdaribiz biz. Kanayan bir yara. Kanayan yara. 14 ay, bugünden itibaren 20 ay gibi bir süre var. 20 ay için trilyonları şey yapamam. Çöpe atamam. Çünkü yapılanlar da bozulacak, gidilecek. Ben zamanında söylemiştim size biliyorsunuz. Evet. Dedim ki yani yazık, içim acıyor. Yani buraya doğalgaz gelecek, teşke atılmasa. Teşke yapılmasa istiyoruz. Çok zengin bir belediyede değiliz. Tamam yapalım, 20 ay içinde çektirmeyelim, 20 ay sonra bozulsun tekrar yapalım. Öyle bir de yama olmuyor, tutmuyor. Sıcak asfalt kesseniz de, makineyle de kesseniz, kepçeyle de kassanız yama tutmaz. Yani o konforu vermez. İlla belli diyor kendini. Belli eder kendisini. İşte oradan su alacak, oradan çatlamalar durmayacak. Dolayısıyla ben 14 ay, Ocak ayından itibaren 10 ay, kızsınlar bana, ben sineye çekeceğim. Yani 2021'in yazından itibaren. Tabii. Yollarımız düzelecek. Evet. Başkanım peki yatırım noktasında sizin projeleriniz arasında da olan canlı hayvan pazarı yerleşkesi, o da büyük bir proje. Onun da kredisi falan onaylandı bildiğim kadarıyla. Kredisi değil, meclisten borçlanması. Proje ne zaman başlayacak? Şu anda teknik olarak bir ihaleye çıkabilmeniz için ihale dosyanızı hazırlamanız lazım. Teknik şartname ve idari şartnamelerinizi hazırlamanız lazım. Bununla ilgili muhtemelen bugünden itibaren bir aylık falan daha bir süreç daha var. Çünkü gerçekten büyük bir yatırım olacak. Yani Ege ve Akdeniz'in en modern, en şık, en güzel işte borsası, satış alanları, kapalı noktaları, yem siloları, sulama sistemleri, işte dezenfektasyonla araçların girip dezenfektasyonla çıktıkları asfalta, işte hayvanını satmak isteyen kişilerin, dışarıdan gelenlerin gelip konaklayabileceği butik otelinin olduğu, mescidinin olduğu, yani tuvaletleri falan saymıyorum yani tuvalet. Restoranın olduğu. Tabii yani orada yemesini, içmesini. Tabii yemesini, içmesini karşılayacağı restoran olduğu bir tesis. Dolayısıyla hata yapmamak adına inceleyip sık dokuyoruz şu anda son noktada. Ama şunu yapacağım ben işte ilçe başkanlarına, meclis üyelerine son bir sunum yaptıktan sonra bu işle uğraşan kişileri toplayacağım. Diyeceğim ki projenin son şeyi bu. Zaten 3D modellememizde şeyi var, avan projesi var. Aynısı olacak. Yani videosundaki aynısı olacak. Ama teknik anlamda bir hayvancı kadar bilemezsiniz. Hayvan satışı yapar kadar şeyi bilemezsiniz. Onlarla da oturup üstünde yapacağımız ince ayrıntılar var mı? Onları da istişare edeceğiz. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde biter. Sonra ihalemize çıkarız. Bismillah deriz, başlarız. Seneye de kullanmaya başlarız. İnşallah. İnşallah. Başkanım, yüzme havuzu biraz bizler için sürpriz oldu. Bir sürpriz bekliyorum bizi. Önümüzdeki günlerde bir projeniz var mı? Başka bir sürpriz bir projeniz var mı? Biz duyalım. 2020 bütçesine kadar, yani 2020 Ocak ayına kadar yatırımsal anlamda bir şeyimiz yok. Yani toplam çözüm ekibiyle şeydeyiz. Sahadayız. Köylerimizin problemlerini çözeceğiz. Ama merkez mahallemizde park olan, eksik olan yerler var. Karşıyaka Parkı'na yaptığımız gibi. Belki bir iki tane mahallemize
park boş yapılacak. Durmayalım diye. Anladım. Yaparız. Başkanım, yavaş yavaş siyasete de girmek istiyorum. Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı oldunuz. İlçe başkanlarıyla, her iki teşkilat için de soruyorum bunu. Teşkilatlarla aranız nasıl? İlçe başkanlarıyla diyaloglarınız nasıl? Şöyle, ilçe başkanlarımız, teşkilatlar, işte meclis üyeleri noktasında Cumhur İttifakı tabii ki siyaset yapıyoruz. Başka bir noktadayız. Ama tamamıyla ilgili bir şey yapıyoruz. Ben onu seviniyorum mesela. İşte 5 ilçe, 5 partinin 5 ilçe başkanına her ay oturup ben rica ettim. Meclis öncesi oturup sohbet edebiliyoruz. İlk önce buradan başlayalım. Hı hı. Yani sadece Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'den önce. Oraya da geleceğim ama. Bir problem şu anlamda yok. Net söyleyelim, şeffaf söyleyelim. Korkuteli'ye yapılacak hizmet ve hizmetler noktasında yok. Ama her ailede olduğu gibi muhakkak anlaşamadığınız, çünkü aynı dili konuşabilmeniz için belli bir müddet zaman geçmesi gerekiyor. Yani bu doğanın kanunu. Anlatabildim mi? Yani şöyle düşünün, bir iş yerinde sizin işte televizyonunuzda yeni bir arkadaş geldi. Çalışacak. O iş yerindeki çaycısındaki çaycı hanımefendiden tut, işte Coşkun Bey'le, sizinle, çalışan arkadaşlarınızla huyunu, suyunu öğreninceye kadar adaptasyon noktasında bir süre belli geçiyor. Bir süre geçecek. Kesinlikle. Sonuçta her ne olursa olsun benim meclis üyelerimizle, ilçe teşkilatlarımızla bir işte seçim kampanyası, Cumhur İttifakı ile son 1,5-2 aylık bir dönem noktasında biz daha bir senelik bir şeyimiz var. Ben de onların huylarını, suylarını, alınganlıklarını, duygusallıklarını, ihtiyaçlarını, siyasete bakışlarını, belediyeye bakışlarını öğrenmeye çalışıyorum. Onlar da benim yönetim tarzı, belediyecilik anlamındaki şey yapıyorum. Yanlış anlamlarını geçirdik, sohbetler geçirdik, istişareler yaptık. O istişarelerde haksız olduğum durumlar oldu, onların haksız olduğu durumlar oldu. Hani karşılıklı gibi düşünmeyin bunu. Hani bir aile anlamında söyleyeyim. Ama doğruyu bulmak adına her geçen gün bağ da kuvvetleniyor. Birbirimizi çok çok daha iyi anlıyoruz teşkilatlarda ama Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak söylüyorum. Her iki teşkilat da benim teşkilatım. Başkanım. Her iki partimizin meclis üyeleri 6-6, 12 kişi. Hiçbir ayrım yok. Aynı şekilde. Ama bir sistem kurduk başta. Yani iki ilçe başkanı ve ben, üçümüz bir sistem kurduk. Belediyecilik başka bir şey. Belediye hizmetleri başka bir şey. Meclis üyeliği başka bir şey. Siyaset başka bir şey. Dolayısıyla yine 25 yıllık özlemimde kendi yönetmeye çalıştığım belediyemde uygulamaya başladım bunu. Şu an için %99.9 uyumlu ve iyi gidiyor benim açımdan. O da şu, ben siyasete karışmam. Hani klasik belediye başkanları gibi, işte bir sonraki dönemde tekrar adaylığım için bana teşkilatım lazım. Aman işte ilçe başkanı benden olsun, ilçe yönetimi benden olsun. İşte aman şu meclis üyemle aram iyi olsun, işte onun şu kadar çevresi var, bu kadar parası var. Kısmında, bu kadar oy getirir. Buna kadar oy getirir. Onu kırmayayım, bunu şey yapmayayım. O benden olsun, şu benden olsun. Bende o yok. Ben karışmam siyasete. Siyaset ayrı bir kurumdur. İlçe başkanım, yani benim kendi ilçe başkanım için söylüyorum. Bu yani buranın devlet bahçelisidir. Anladın mı? Beni denetlemekle yükümlüdür kendisi. Disiplinle bile verebilir beni. Bu kadar yetkiye haizdir. Beni belediyecilik anlamda, belediyelerle ilgili kısımda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurallarına, kırmızı çizgilerine riayet ediyor muyum? Partiye laf getiriyor muyum? Yaptığım iş ve işlemlerde. Halkla ilişkilerim siyasetine, Milliyetçi Hareket Partisi'ne sıkıntı veriyor mu tarzında 24 saat denetler var. Arar. Nasıl yapalım? Buradaki mantık neydi? Ben ona danışırım. Siyaset kurumundaki teşkilatımızın belediye ile olan ilişkisi burada. Ben aynı şeyi yapamam.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir şey yok. Ben teşkilat sorgulayamam, bakamam. Belediye ve belediyecilik işlemlerine sıkıntı gelirse ilçe başkanıyla sadece istişarede bulunur. Mekanizma budur bizim partimizde. Ama aynı şekilde benim ilçe başkanım ve teşkilatım da belediyeye karışmıyorlar. Belediye yönetimi sen de diyorlar. Belediye başkanı olan sensin. İmzayı atan sensin, riski alan sensin. Bu parayı kullanan, yatırımları yapan, yapacak olan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik, üretken belediyeciliğini sen yapacaksın. Oysa biz de oraya karışmıyoruz diyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Yine Adalet Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanı Sayın Kemal Sancaktar da aynısını söyledi. Her türlü teşkilatın, ilçe teşkilatlarının, kadın kollarının, ülke ocaklarının ve AK Parti gençlik kollarının bütün belediyecilik anlamında, halkla ilişkiler anlamında ihtiyacı olduğu zaman arayacakları, 24 saat arayacakları kişi ilçe başkanları. Onu da toplanıyor. Bunun mantığı da şu. Şimdi her yaptığım işte, her beklentide belediye başkanı olarak sabah 6 gece 1 elimden geldiğince bu memlekete, memleketimize, doğduğum topraklara hizmet etmeye çalışıyorum. 12 meclis üyesine ayrı ayrı bilgi vermek, istişare etmek, 20'şerden 40 tane teşkilat mensubuna, ana kademe teşkilat mensubuna, hem MHP hem Halka Parti için söylüyorum. Bilgi vermek, istişare etmek, bak bu hafta bunu yapacağız, önümüzdeki hafta bunu yapacağız demek. Nereden baksanız 10'ar 15'er taneden kadın kolları, nereden baksanız 60-70 tane ülke ocakları, 40-50 tane AK Parti gençlik kolları. Şimdi topladığınız zaman 150-200 kişi yapıyor. 150-200 kişiyle ben her yaptığım işi istişare etmek, her yaptığım işi konuşmak, bu ayrı bir şey. Siyaseten Cumhur İttifakı olduğundan dolayı AK Parti ve MHP'ye acaba nasıl karşılanır bu nokta dediğim belediyecilik hizmetlerini ben ilk ilçe başkanına online diyorum ki böyle bir karar almamız gerekiyor bu sebepten dolayı. Onlar da kendi meclis üyelerine, teşkilatlarına, kadın kollarına, ocaklarına bunu anlatıyorlar, söylüyorlar. Şöyle başkanım, yanlış anlamadıysam, siyaseti de kurumsallaştırıyorsunuz burada. Yok, öyle zaten diyebilirim. Partilerimiz bizim kurumsal ama Kokteyl'inde bu sizin anlattığınız tarzda bir siyaset yoktu daha öncesinden. Şimdi geçmiş. Hakikaten benim beynim çalışmıyor ya geçmiş. Ama yani şöyle demek istediğim şu, yani bu tarz bir şey olmadığı için bazen yadırganıyorum. Mesela bu konuşuluyor da, siz gerçi açıkladığınızda işte ne konuşuluyor? Şehir efsaneleri de var. Birazdan ona da geleceğim. İşte meclis üyelerine hiç danışılmıyor, hiçbir şey sorulmuyor, ilçe teşkilatlarına sorulmuyor gibi konuşuluyor ama sizin anlattığınız biraz şimdi daha kurumsallaşmış. Biz seçimde milletimize Cumhur İttifakı olarak meclis üyesi adaylarımız olarak o dönem, ben belediye başkan adayı olarak teşkilatlar milletimize ne sunduk? Proje sundunuz. Bir kitapçığımız var, evet. Proje, taahhütümüz var, şunlar evet. Şunları yapmak istiyoruz diye. Ne yapacağım belli, o projeler. Peki bu projelerin dışında ne kalıyor geriye? Rutin belediyecilik hizmetleri. Şimdi rutin belediyecilik hizmetlerinin neyine danışacağım? Atıyorum Abdurrahman Canan abi, işte haberin olsun, yarın Uzunoluk Mahallesi'nin sabah 6'sında çöp bidonlarını temizleyeceğim. İşte o gün Taş abi, haberin olsun, işte ben şunu yapacağım. İlhami kardeşim, ben şunu yapacağım. Tülay kardeşim, ben bunu yapacağım. Süleyman Uğurlu, bak ben bunu yapacağım. Değil ki, meclis üyesinin işi de o değil zaten. Hani istişare, neyi istişare edeceğim belediye ve belediyecilik hizmetlerinde? Park yapacağım. Ya park yapıyorum ya. Hani Karşıyaka'da bir park yaptım 6 günde. Neyin istişaresini yapacağım? Bir kurum yönetiyoruz. Belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ben meclis üyelerimle otururum, konuşurum. Dubai'den yatırımcıyı kim getirmek ister? İstanbul'a kim gitsin gelsin? Buraya mermer ocaklarıyla ilgili kimler ne yapabilir? Meclis üyesinin şeyi ne? Tanımlaması ne? İlçenin gelişmesi için mecliste karar almak, yılda bir kere denetlemek belediyeyi, bu değil mi?
Bu. Değil mi? Meclis belediye başkanının üstündedir. Nerede üstündedir? Mecliste. Sosyal alanlarda belediyenin alacağı halkın sosyolojisine, halkın psikolojisine etkilenecek kararlarda meclis üyeleri ya yapmayalım, bu böyle bir dönemde kokteyline buna gerek yok diye istişare edersiniz bir konuyu. İşte pazar mevzusunda benim yaptığım gibi bütün ilçe başkanlarıyla, hatta sadece Cumhur İttifakı değil, yani meclis üyelerimizle, 5 tane partinin ilçe başkanıyla mantığını anlatarak köylü pazarı, çarşamba pazarındaki esnafı bu şekilde korumamız lazım. Ama aynı zamanda köylülerimizi de yapmamız lazım. İşte cumartesi açmamız gerekiyor. Sebep-sonuç ilişkilerini, bunların handikaplarını konuştum. Hepsi mantıklı buldukları için oy birliğiyle geçti. Bakın şimdi cumartesi günü köylümüz de memnun. Çarşamba gününde de bir sıkıntı olmadı. Olmuyor. Çarşamba pazarımızda da sıkıntı yok. Cumartesi pazarımız. Cumartesi pazarımızda da sıkıntı yok. Bunu tartışırım belediye başkanı olarak. Konuşurum. Anladım başkanım. Siyasete devam edeceğiz. Diğer şunu söyleyeyim, bu mevzuda hani açık açık söylemek gerekiyor. Meclis üyelik encümenlik şeyini aşağı düşürmemek, yukarıya çıkartmak benim hedefim. Nokta. Meclis üyeleri 7/24 belediye başkanına ulaşabiliyor mu? Ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Mehmet amca ulaşıyor, Fatma teyze ulaşabiliyor değil mi? Yani sadece arasında... 12 tane Cumhur İttifakı'ndan bahsetmiyorum. Ben meclis üyeleriyle beraber yemeğimizde, geçen haftaki yemeğimizde de söyledim. 25 meclis üyesinin 25'i lütfen bu memlekete katkı sağlamak için beni arayın 7/24 saat. Söyleyin. Varsa hata konuşun. Söyleyin bana. Ama meclis üyesinin işi şu olmamalı. Hiç 25'i içinde söylüyorum. İşte belediyenin birim müdürünü arayıp şuraya kepçe gönder, şu Hüseyin amca istemiş, buna kamyon gönder, şuna grider gönder değil. Bunun bir sistemi var. Ben o sistemi kurmaya çalışıyorum toplam, çözüm ekibiyle. Toplu halde atmaya çalışıyorum. Toplu halde halletmeye çalışıyorum. Veya işte muhasebeyi arayıp da şuna 5.000 lira gönder bugün. Ya şok çıkmış bu esnafı 10.000 lira gönder diye belediye sistemini şey yapmaması gerekiyor. İmara telefon açıp şey yapmaması gerekiyor. Zaten buralar vatandaşın istediği gibi yürümüyorsa... Belediyenin sıkıntı işlemesinde sıkıntı vardır. Sıkıntı yani vardır. Bir meclis evet. üyesini araya sokuyorsa bir vatandaş, benim yönettiğim belediyede bir sıkıntı vardır. Meclis üyeleri bunun hesabını sorar bana. Şu vatandaşın işini şu memur yapmıyor. Şu müdür yapmıyor. Başkan yardımcısı ilgilenmiyor. Sen nasıl yönetiyorsun bu belediyeyi diye hesap sorarsın. Oturursun tartışırsın. Ben de özrümü dilerim. Gereğini de yaparım. Ama belediyeye karışmak kısmı başka bir şey. Bu da nereye geliyor? Ömer İşlek tek başına karar alıyor. Hayır, ben tek başıma karar almıyorum işte. Tek başıma karar almıyorum. Kararı beraber aldık. Bir şeyler yapılacak. Kararı beraber aldık. Adaletli davranılacak. Siyaset yapılmayacak. Belediyenin kapısından kim girerse gitsin partisine bakılmayacak. Yani kimse kusura bakmasın. Belediyede belediye işlemlerinde ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı olarak genel başkanımızın talimatını yapıyoruz. Oy versin veya vermesin, herkes bizim belediyemizde adaletli hizmet alır ve eşit muamele görür kapıdan girdiğinde. Hani şu MHP'li, bu AK Partili, bu CHP'li, o ona çalıştı, bu buna çalıştı, bunun işi birazcık beklesin. Ama bu bize oy verdi, bu gece gündüz çalıştı. Onun vebalini nasıl alacağım ben? Haklısın başkanım. İnşallah bu şekilde de gider. Yani bizim buradaki sıkıntı bana göre şu. Hani belediye nasıl kurumsallaşıyorsa siyaset de artık yukarıda belki kurumsallaşmış ama ilçemizde kurumsallaşık değildi. İnşallah bu da kurumsallaşmış olur sayenizde. Bu senin yorumun. Benim yorumum böyle. bölümümüzü bitiriyoruz. Evet. Efendim 3. bölümümüzün sonuna geldik. 4. bölümümüz daha ilginç sorularımız, daha güzel sorularımız olacak. Tekrar beraber olalım, izlemeye devam edin.